Bala Bey Paylaşım'dan herkese merhaba. Bugün MedArt Tıp Merkezi'ndeyiz. Yanımızda doktorumuz, genel cerrah, Profesör Doktor Mehmet Neşar bulunuyor. Hemen kendisine dönmek istiyorum. Değerli hocam, merhaba. Merhaba. Teşekkür ediyoruz öncelikle bize zaman ayırdığınız için. Kısaca sizi tanıyarak başlayalım söyleşimize. Söylediniz, ben genel cerrahım. Bir de önünde bir ünvanım var, bir şekilde hasbelkader edinilmiş. Ama esas vurgulamak belki isteyeceğim şudur. Ben sağlık sektörünün her tarafında çalıştım. Yani sigortada da çalıştım. Üniversitede hocalık yaptım. Dekanlık yaptım. Sonra şimdi serbest çalışıyorum. Daha önce serbest çalışmam da var. Dolayısıyla sağlık sektörünün hem kamusunu hem özelini hem de eğitim kurumlarını bildiğimi düşünüyorum. Herhalde bu kadar da yeter. Hocam, bu dönemde yadsınamaz hasta-hekim ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şimdi 21. yüzyılda yeni dünya düzeninde hasta-hekim ilişkileri de çok etkilendi kuşkusuz. Eskiden hasta muayene etmek çok önemliydi. Şimdi laboratuvar sonuçları ve raporlarla hastalara tedaviler biçiliyor. Şöyle bir örnekle açmak isterim. Yani bir hastanız var ve bir takım şikayetleri var. Bu şikayetlerin laboratuvar raporunda ya da MR raporunda çıkan sonuçla her zaman uyumlu olmadığını görürsünüz. Bir organı ile ilgili bir rahatsızlık vardır. Fakat hastanın şikayetleri onunla ilgili değildir. Bugün sadece raporlara bakılıyor. Rapor şunu gösterdiyse buna bu tedavi gerekiyor diye bu yapılıyor. Çoğunlukla da burada eksikler, yanlışlar ortaya çıkıyor. Bu çağda en önemli şey bu. Buradan giderek daha da önemlisi, hasta-hekim arasındaki diyalog ortadan kalktı. Eskiden biz hastamızın ailesini bilirdik, geçmişini bilirdik. Onlarla belli bir dostluklarımız olurdu. Şimdi hasta-hekim ilişkisi tamamen mekanik bir hale gelmiş. Bununla ilgili yapılan araştırmalar var. Yani Amerika'da yapılan bir araştırmada doktorla hastası arasındaki diyaloğun eksik olduğu durumlarda iyileşmenin daha güç olduğu ya da tedaviden istenen sonucun istenenden daha düşük kalitede olduğu ortaya çıkmış. Yani makineler, laboratuvar sonuçları, raporlar, ameliyatlar bu tarafta. Öteki tarafta bunu yaparken hastasıyla konuşan, onu muayene eden, halini hatırını soran, işte biraz yanağını okşayan bir hekim olduğun zaman daha iyi sonuç alıyor. Bu eskiden de maalesef. Mehmet Hocam, tedavi sürecinde hastalara ödetilen maddi manevi bedeller var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir de maalesef sosyal sigorta, isterseniz onu da burada bunun içine alalım. Sosyal sigorta, sosyal hekimlik anlayışı ortadan kalktı. Hep televizyonlarda, sinemalara gittiğin zaman görüyorsunuz işte sigorta, sigorta, sigorta reklamları var. Aslında sigortalanamaz sağlık, çünkü sağlıkta sigortacılığın olmazsa olmazı risk tanımlaması yapılamaz. Yani bugün bu riskleri tanımlarsınız, o gün bir başka hastalıktır, ne olduğu belli değildir. Adını koyamayınca sigorta şirketi ödeme yapmaz. Bir tanesi budur, risk tanımlanamaz sağlıkta. İkincisi de prim ödeme koşulu vardır. Yani adam bir aydır prim ödemiyordur, kalp krizi geçireceği tutar, parası ödenmez. Dolayısıyla sosyal güvenlik anlayışı kökten değişti. Bir kere bu çok yanlış. Dolayısıyla hastalara yüklenen faturalar her geçen gün biraz daha fazla artıyor. İlaç bedelleri biraz düştü görünüyor ama başka yollardan ödetilen harcamalar çok arttı sağlıkta maalesef. Sağlık sunum sistemleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Tabii bunun da özünde özelleşme var. Yani sigortalı anlayış zaten söz konusuysa, bunun karşılığında da özel sağlık sigortaları, özel sağlık hizmeti sunumu gündeme geldi. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'de yaşananların dünyada yaşananlardan hiçbir fark yok. Biz onların uzantısını burada uygulamaya çalışıyoruz. Dünya tek kutuplu bir siyasi anlayışla, liberal serbest piyasa düzeniyle yürütülüyor. Bugün de serbest piyasa düzeninin sağlık sistemleri uygulanıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye özel de değil. Bunun en güzel kanıtı, biliyorsunuz, Barack Obama'nın bundan önceki seçim kampanyasında da bu vardı, şimdi de bu var. Amerika'da 50 milyondan fazla sigortasız yurttaş var ve dünyanın en ileri olduğu, sağlıkta da en ileri olduğu söylenen ülkesinde şu anda vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti verecek kurumlar için bağış aranıyor. Yani bu bir açmazı, bir şeyi çok güzel ortaya koyuyor.
bu sistemin. Türkiye'de bunun uzantısı olarak, tamam hepimiz özel hastanelerden falan yararlanıyoruz ama yakından bakıldığı zaman işte görüldüğü kadar keyifli olmadığı anlaşılır. Peki 21. yüzyılda sağlık sistemini değerlendirmemize eğitim modelini ve getirdiklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi eğitime iki türlü bakmak lazım. Hep kötü şeyler söyledik, bir de iyi şey söyleyelim. Bir kere bugün için sağlıkta bilgi çok fazla arttı ve bilgiye ulaşım da çok kolaylaştı. Yani internette herhangi bir konuya ulaşmamanız mümkün değil. Bir de kendi derneğimi de burada övmek istiyorum. Dernekler, sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşları ve dernekler de bilgiyi yaymak için yarış içindeler. Yani gün yok ki Türk Cerrahi Derneği'nden yeni bir bilgi, yeni bir yayın, yeni bir araştırma bize zorla okuyun diye internetten yollanmasın. Dolayısıyla bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Fakat bu kadar çok eğitimin piyasalandığı bir düzende, sadece sağlığın değil, çok fazla tıp fakültesi açıldı. Bunların hepsindeki öğretmen, hoca kalitesi yeterince iyi değil. Eksikler var, malzeme eksikleri var. Dolayısıyla giderek sağlıkta kalite eğitimde de yansıyor. Eğitimde de bir kalite düşüklüğü maalesef var. Bu da böyle bir içe dönen kısır döngü gibi giderek daha da kalitenin düşmesine, uygulayıcı yani hekimin daha da zayıflamasına, onlardan oluşan hocaların eski hocalar gibi olmamasına falan yol açıyor. Yani orada da bir büyük sıkıntımız var yani sağlık eğitiminde de. Şunu sormak istiyorum. Uzman olarak sağlık konusunda hastalara neler önerirsiniz? Şimdi beni sakın Doktor Öz'e benzetmeyin. Çünkü onunla paralel bir yaklaşımla başlayacağım. Bir programında o da söyledi. Mutlaka önemli sağlık konularında ikinci bir kişinin görüşünü alın diye. Ben birazcık daha detay söylemek istiyorum. Bir kere hekime gitmeden önce araştırması lazım vatandaş. İnternette her şey var. Yeter ki bunu kendisini böyle çok ürkütecek şekilde değerlendir. Bir ön bilgiyle gitsin. İki, kendisine yapılacak laboratuvar incelemeleri, bu da maliyet açısından önemli. Gündeme geldiği zaman onun ayaktan ve yatarak tedavi teminatlarının ne kadarının bu yapılan işlemlerle tüketileceğini araştırsın. Öyle şey oluyor ki bir sağlık kuruluşuna gidiyor, gerekli gereksiz çok fazla tahlil yapılıyor ve o arkadaşımızın tedavi teminatı tükeniyor. 3 gün sonra ciddi bir iş başına geldiği zaman bu sefer sigorta diyor ki senin teminatın bitti. Dolayısıyla bir tahlil, bir laboratuvar incelemesi yapılacağı zaman onların gerekliliğini mutlaka sorgulasınlar. Son olarak da haklarıyla verilecek ameliyat kararlarında özellikle mutlaka bir görüş daha alsınlar. Çünkü biliyorsunuz bu son performans değerlendirmesi uygulamasından sonra hep bu dedikoduları duyuyoruz. Gerekli gereksiz çok sayıda girişim işlem yapılabiliyor. Dolayısıyla mutlaka kendilerini bir hekime teslim etmeden önce bir başkasının da görüşünü alsınlar. Hocam son olarak eklemek istediğiniz şeyler varsa alalım. Teşekkür ederim. O kadarını söyleyeyim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Rica ederim. Rica ederim. İyi günler. Değerli konuğumuzla söyleşimizin sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.